Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Neredeyse tam 30 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu. Her ne kadar bizleri şaşırtmaya hala devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış, çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Neredeyse hiçbirimiz 30 yıl önceki telefonları, televizyonları ya da arabaları kullanmazken uzaya bakan gözümüzün teknolojisinin de eskidiğini ve yenilenmesi gerektiğini daha iyi anlayabiliyoruz. 1990 yılından beri insanlığa hizmet etmiş bu teleskop yaklaşık 5 defa servis görmüştür ve artık ömrünün sonuna yaklaşmaktadır. Bundan sonra yörüngesi daha uzağa alınmaz ise zamanla dünyaya yaklaşacak ve kontrollü bir şekilde okyanusa düşürülecektir. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor. NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir zaman makinesi gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden Europa, Enceladus ve Trappist'teki kimyasal hayat izlerine kadar Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak ifadelerini kullanıyor. Kızılötesi ışığı algılayacak olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın işbirliğiyle yürütülen bir proje kapsamında üretiliyor. James Webb Teleskobu, Hubble'dan 7 kat daha fazla ışık toplayabilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca yaklaşık olarak 3 kat daha uzağı görme kabiliyeti de olacaktır. Algılayıcı spektroskopi cihazları, gözle görülebilen ve kızıl ötesi ışınlara göre ayarlanmıştır. Dünyaya yakın bir yörüngede seyreden Hubble'ın aksine, James Webb'in 1,5 milyon kilometre uzağa gönderilmesi planlanmaktadır. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafeden yaklaşık olarak 4 kat fazladır. Bu teleskobun gerçekleştirmesi gereken 4 ana misyonu vardır. Araştırmacılar James Webb ile evren ve başlangıcı hakkında önemli sorulara cevap aramaya çalışacak. James Webb Uzay Teleskobu'nun bize öğreteceklerinin ana başlıkları ise şu şekilde. 1. Evrenin ilk zamanlarında oluşan yıldız ve galaksilere bakmak. 2. İlk galaksiler ile şimdiki galaksileri karşılaştırarak aradaki ilişkiyi kurmak. 3. Hubble'ın arkasını göremediği toz bulutlarının arkasından da bilgi toplamak. 4. Kendi güneş sistemimizdeki cisimleri ve dışında bulunan gezegenleri incelemek. NASA bu teleskop için hazırladığı bilgi platformunda James Webb'e güçlü bir zaman makinesi atfında bulunmuştur. Aslında bu teleskop Hollywood filmlerinde olduğu gibi geçmişe veya geleceğe seyahat etmeyecek. Fakat geçmişten hatta Big Bang patlamasına yakın dönemlerden bilgi toplaması bekleniyor. Peki bu nasıl olacak? James Webb geçmişte olmuş bir olayı nasıl görecek? Bunu basit şekilde açıklamaya çalışayım. Biz dünyadan çok uzakta bir yıldıza bakıyoruz. Fakat o yıldızın şimdiki halini göremiyoruz. Çünkü yıldızın saçtığı ışık dalgalarının bize ulaşması belli bir zaman alıyor. Örneğin Polaris adı verilen kutup yıldızı dünyadan yaklaşık olarak 434 ışık yılı uzaklıktadır. Yani yıldızdan çıkan bir ışık dalgasının bize ulaşması için uzayda 434 yıl yol alması gerekir. Bu nedenle biz de
kuzey yıldızına baktığımız zaman hep onun 434 yıl önceki halini görüyoruz. Günümüzdeki hesaba göre 13.6 milyar yaşında olan evrenin en başlarında oluşan yıldızlar ve galaksiler de benzer şekilde ışık yaymaktadır. Ve bu ışığın yaklaşık 13.6 milyar yıl boyunca genişleyen bir evrende yayıldığını düşünün. Bu cisimlerden yayılan ışık bize ulaştığında bizi onların 13.6 milyar yıl önceki halleri hakkında bilgi almış oluruz. Fakat evren çok hızlı bir şekilde genişlediği için ilk zamanlardaki yıldızların ve galaksilerin ışıkları bize ulaşana kadar kırmızıya, hatta kırmızı ötesine kaymaktadır. İsterseniz kırmızıya kayma teorisini başka bir videoda size detaylı şekilde anlatabilirim. Yorum kısmına bu konu hakkında düşüncelerinizi yazmanızı bekliyorum. Bu kırmızı ötesi ışınları görebilmek için James Webb teleskobundaki kızıl ötesi algılayıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Hubble işte bu noktada artık bizim için yetersiz kalmaktadır. James Webb bu kırmızı ötesi ışınları toplayıp dünyaya analiz edilmesi için gönderecektir. Analiz edilen sonuçlar ise bize evrenin ilk zamanlarındaki yıldız ve galaksiler hakkında bilgi sağlayacaktır. Kızıl ötesi ışınlarla evrenin nasıl göründüğüne dair yukarıda bağlantısını göreceğiniz videoyu daha önce hazırlamıştım. İsterseniz o videoya da göz atabilirsiniz. James Webb o kadar güçlü bir teleskop ki Hubble'ın tersine görebildiği bütün gök cisimlerinin rengini ve tayfını ölçerek tek tek fotonları yakalayacak. Hubble ise sadece yakın gök cisimlerinde tayf analizi yapabiliyordu. Bir yıldızın fiziksel özelliklerinin doğrudan ışık tayfına yansıdığını düşündüğümüzde gördüğü bütün cisimlerin ışık analizini yapabilen bir teleskobun önemini daha iyi kavruyoruz. James Webb dış gezegenlerin atmosferinin tayf analizini yaparak yabancı dünyalarda hayat arayacak. Bu teleskop projesinde çalışanlar en son teknolojilerle teleskobu geliştirmeye çalışmaktadır. Proje ilk başladığında 2015 yılında fırlatılması planlanan teleskop birçok defa ertelemeye maruz kalmıştır. NASA çalışanlarından yapılan en son açıklama ise son teknolojilerle donatmaya çalıştığımız James Webb teleskobunda hem Hubble teleskobunda yaşadığımız sorunları yaşamamak hem de kimsenin daha önce tecrübe etmediği sorunları önceden fark etmemizin çok mümkün olmadığı, o nedenle normal prosese göre çok daha dikkatli hareket ettiğimizi belirtmemiz gerekiyor şeklindedir. İlk planlandığında 2 milyar dolar bütçe ayrılan ama gün geçtikçe maliyeti artan ve günümüzde 10 milyar dolar seviyelerine gelen bu teleskobun uzaya fırlatıldığında bize gösterecekleri hakkında bütün otoriteler heyecanlanmaktadır. Teleskobun son fırlatılma tarihi 31 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Bir aksilik olmazsa bu tarihte fırlatılacak olan teleskobun uzay ve evren hakkındaki bildiklerimize neleri ekleyeceğini düşünmek beni de çok heyecanlandırıyor. Teleskobun bütün beklentileri boşa çıkarmaması dileğiyle. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.